Esselamu aleyküm kıymetli dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Biliyorsunuz Din ve Mitoloji diye bir kanal var. Bu kanal dinlerin mitolojilerden beslendiğini, oradan geldiğini söylüyor, iddia ediyor. Bununla ilgili de bir video yapmış. Tabii ki tamamıyla saçmalamış. Onun saçmalıklarına geçmeden önce meseleyi rayına oturtalım. Şimdi bu arkadaşlar önce mitolojilerin olduğunu, daha sonra dinlerin oluştuğunu iddia ediyorlar. Ancak kaçırdıkları nokta şu. Mitolojilerde anlatılan o hikayeleri yaşayan kişiler yani peygamberler o mitolojilerden önce yaşadılar. Önce o olaylar yaşandı, daha sonra mitolojilere geçti. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın tufan meselesi daha sonra mitolojilere geçiyor. Dolayısıyla kaynaklar mitoloji değil. Şimdi burada bir ayrımı yapmak lazım. Biz Nuh tufanının gerçekten olduğunu artık biliyoruz. Bununla ilgili çalışmalar var. Dolayısıyla bu olaylar yaşanıyor. Daha sonra mitolojilere geçiyor. İslam'ın iddiası ise en başından beri zaten şu. Biz diyoruz ki ilk peygamberden bu yana Yüce Allah peygamberlerine öğretiyor. O peygamberler insanları öğretiyorlar. İnsanlar daha sonra peygamberler aracılığıyla Allah'tan öğrenmiş oldukları bu bilgileri ve peygamberlerin yaşadıkları o hadiseleri efsaneviyleştiriyorlar, mitoloji haline getiriyorlar. Anlatırken içerisine birçok şey katıyorlar. Daha sonra gelen peygamber ise insanların o uydurmalarını temizliyor ve meselenin özünü insanlara anlatıyor. Bu süreç zaten sürekli böyle işliyor. En sonunda da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa. Peygamberlerin yaşamış olduğu ve Yüce Allah'ın insanlara vahyettiği o bilginin özünü tam ve en mükemmel halini bize aktarıyor. Bu arkadaşlar yine şurayı kaçırıyorlar. Zannediyorlar ki Yüce Allah Hristiyanlık diye ayrı bir din gönderiyor. Yahudilik diye ayrı bir din gönderiyor. En sonunda da bakıyor olmuyor İslam diye ayrı bir din gönderiyor. Halbuki en baştan beri daha ilk peygamberden beri gönderilen bütün dinlerin ortak adı zaten İslam. Gönderilen bütün peygamberlerin adı zaten Müslüman. Yüce Allah Ali İmran suresi 19. ayette zaten bunu beyan ediyor. İnned dîne indallâhil İslam. Allah katında tek din İslam'dır. Yani Hazreti Adem'den bu yana gelen bütün peygamberler İslam dinini tebliğ etmiştir. Yine Hac suresi 78. ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor. Huve semmâkumul müslimîne min kabl. O daha önce de sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Demek ki ilk peygamberden bu yana gelen bütün peygamberler İslam dinini anlattılar. Hem onlara o peygamberlere hem de onlara tabi olanlara da Müslüman ismi verildi. Çünkü Allah'a teslim olmuşlardı. Müslüman Allah'a teslim olan demek. Evet, şeriatlarına farklılıklar olabilir. Bunun sebebi de zamanlarına ve coğrafyalarına göre değişkenlik göstermesidir. Bu da gayet normaldir. Bu sebeple Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ta Hazreti Adem'den bu yana gelen peygamberler silsilesinin sonuncusu olduğunu dile getirmiştir. Ve o ta en baştan bu yana söylene gelen o hakikatin en zirve noktasında ve tamamlayıcısı olduğunu beyan etmiştir. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu şeylerle, Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerle daha önceki hikayelerde benzerlik olması gayet normal bir şey. Olay şöyle gerçekleşiyor. Yüce Allah peygamberi vasıtasıyla bazı hakikatler öğretiyor insanlara. Yine bu peygamberler bazı olaylar yaşıyorlar. İnsanlar öğrendikleri ve gördükleri bu olayları, bu bilgileri değiştiriyorlar, dönüştürüyorlar, efsaneviyleştiriyorlar, mitolojiyi haline getiriyorlar. Daha sonra gelen peygamber tekrar onları düzeltiyor. Ve en son Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu iş tamamı eriyor, kemale ulaşıyor. Şimdi sen diyorsun ki siz bunu mitolojilerden almışsınız. Hayır, mitolojiler dinlerden aldı. Dinler mitolojilerden gelmiyor. Mitolojiler dinlerden geliyor. Mitolojiler dinlerin bozulmuş hali. Ki şuna dikkat ederseniz, dinde meseleler çok sade ve nettir. Mitolojilerde ise karma karışıktır, karman çormandır. İşte zaten birisinin ilahi, diğerinin ise insani olduğunun delili de bu. İlahi olan gayet sade ve net bir şekilde anlatır. Beşeri olan ise karman çorman. En basit örneği İslam'da Allah birdir, tektir, eşi benzeri yoktur. Bu güç ve kudret başka hiç kimseye vermez, hiç kimse gaybı bilemez. Çok nettir. Mitolojilerde ise bir sürü tanrı vardır. Neredeyse herkes ve her şey tanrıdır. En başta zaten bu temelde ayrılıyorlar. Dolayısıyla kalkıp da dinlerin mitolojilerden geldiğini söylemek son derece saçma. Yine bir örnek vermek gerekirse mesela Nuh tufanı yaşanıyor. Nuh tufanı yaşandıktan sonra insanlar bunu efsaneviyleştiriyorlar, hikayeleştiriyorlar, farklı şekillerde anlatıyorlar, kendilerine göre yorumluyorlar, bunları yazılara geçiriyorlar. Ancak daha sonra Hazreti Peygamber geliyor ve Kur'an-ı Kerim'de bunun en net, en doğal, en güzel, gerçek şeklini bize aktarıyor.
Böylece biz o insan uydurmalarından, efsaneleştirmelerden kurtulmuş oluyoruz. Zaten elhamdülillah ki peygamberimiz geldi aleyhissalatü vesselam ve İslamiyet geldi. Yoksa biz bu saçma sapan mitolojilerle uğraşıp duracaktık. İslamiyet, peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla kemale erdikten sonra bize insanlık tarihinde öğrenmemiz gereken meseleleri zaten en net, en güzel şekilde açıkladı. Ve bizim artık bunlara ihtiyacımız kalmadı. Şimdi Din ve Mitoloji kanalını dinleyelim. Bakalım neler söylemiş. Tahlil edelim. Videoyu göstermeye gerek yok. Çeşit çeşit cins cins resimler var üzerinde. Zaten kendisini de göstermiyor. Bir tane maske takmış. Kurt maskesi. Çünkü böyle gizemli olunca daha bilgili zannediyorlar kendilerini. Bir de gizem var ya daha çok çeker diye düşünüyorlar. Hani takipçi olsun diye izlesinler diye. Böyle çeşit çeşit oyunlar yapıyorlar. Komik. Kurtçuk. Minik kurtçuk. Şimdi dinleyelim bakalım neler söylemiş. Özellikle Uruk ve Kiş gibi yerlerde yapılan arkeolojik kalı çalışmaları ve Dicle Fırat Vadisi'nin eski kentlerinin bulunduğu bölgelerdeki araştırmalar Sümerlerin M.Ö. 4000 yıl aylarında buralarda yaşadığını kanıtlamıştır. Yaygın olan görüşe göre Sümerlerin bu deltaya Mezopotamya'nın kuzeydoğusundaki dağlardan geldiği düşünülüyor. Ur kazılarını gerçekleştiren Sir Leonard Woolley, Sümerlerin tarımsal alanda oldukça gelişmiş olduklarını, tapınaklara, rahiplere, edebiyata, düzenleyici yasalara ve oldukça zengin bir mitolojiye sahip olduklarını belgeleriyle anlatmakta. Evet, Sümerler Fırat Dicle Deltası'na yerleşerek orada bir uygarlık kurmuş ve bunu günden güne geliştiriyorlardı. Fakat bir süre sonra Sami halklarının Sümer ve Akat bölgelerine saldırıları başladı. İlk Sami akımları Sümer üzerine gerçekleşti. Samiler Sümer ülkesini yavaş yavaş ele geçirirken aynı zamanda yenilgiye uğrattıkları Sümerlerin sahip olduğu kültürü ve onların çivi yazılarını özümsediler ve büyük Sami dil grubunun önemli dallarından biri olan Akatça dilini kullanan Samiler Sümer dilini benimsemediler. Fakat istilalar devam etti. Samiler... Yani burada iddia ettiği şey ne? Samiler, Sümerlerin yaşadıkları yere çökmüş, orayı ele geçirmişler ve ardından onların mitolojilerini alıp kendi dinlerini uydurmuşlar. Bu iddia İslam açısından saçma bir iddia. Burada uydurduğun şeylerin hiçbirisi İslam'da yok. Bak şimdi dinleyelim. Sümer mitosu, Dumuzi ile İnanna ve burada konu alınan İnanna'nın yeraltı dünyasına inişidir. Sümerce olan Dumuzi ve İnanna'nın Sami dilindeki karşılığı Tammuz ve İştar'dır. Dumuzi, yani Tammuz, ilkbaharda bitkilerin ve doğanın yeniden canlanışını sembolize ederken İnanna göğün kraliçesidir. Sümerlerdeki ilkbahar kutlamalarının ve Samilerdeki Tammuz ayinlerinin ana motiflerini de bitkilerin yeniden canlanışını temsil eden Dumuzi'nin yeraltı dünyasında tutsak oluş alır. Bu efsaneye göre esir tutulan kocasını kurtarmak isteyen göğün kraliçesi İnanna, kız kardeşi Tanrıça Ereşkigal'in egemenliğindeki yeraltı dünyasına, ölüler ülkesine iner. Fakat buraya inmeden önce önlem almalıdır. Bu yüzden İnanna, veziri Ninshubur'a, eğer 3 gün içinde geri dönmezsem benim için yas törenleri yaptıktan sonra Nippur tanrısı Enlil, ay tanrısı Nanna ve bilgelik tanrısı Enki'ye gidip yeraltı dünyasındayken öldürülmemi engellemeleri için onlara yalvar der. Yerli takılarını takar ve ölüler dünyasına gider. Ya İslam'da ölüler dünyası, çeşit çeşit tanrılar var mı? Ya ne alaka bunlarla İslam dini? Yeraltı dünyasının kapısına vardığında 7 kapının bekçisi Neti ona meydan okur. Kız kardeşi Ereşkigal'in buyruğu doğrultusunda yeraltı dünyasının yasaları gereğince İnanna bu 7 kapıyı geçerken geçtiği her bir kapıda giysilerinin bir bölümünü çıkarır. 7 kapıdan geçen İnanna bunun ardından Ereşkigal'in ve yeraltı dünyası Anunnakis'inin karşısına çıkarılır. Bunlar ölümün gözlerini İnanna'nın üzerine çevirince İnanna ölerek bir ceset olur ve kazığın üzerine asılır. Aradan 3 gün geçer ve İnanna geri dönmeyince veziri Ninshubur daha önce onun emrettiği üzere harekete geçerek Enlil, Enki ve Nanna'dan yardım ister. Nanna ve Enlil bu işe karışmaya yanaşmazlar fakat Enki bir dizi sihir yaparak İnanna'nın tekrar dirilmesini sağlayacaktır. Enki tırnaklarının dibindeki kirleri çıkarıp yaptığı efsun ile bunlardan isimlerinin ne anlama geldiği bilinmeyen Kurgarru ve Kalaturru adında iki tuhaf varlık yaratır. Enki yarattığı bu iki varlık ile ölüler dünyasındaki İnanna'ya yaşam yiyeceği ve yaşam içeceği gönderir ve bu iki varlığa hayat içeceği ve yiyeceğini İnanna'nın cesedinin üzerine 60 kez serpmelerini emreder. Tabii mesela burada diyor ki işte tırnağın kirlerinden bir şeyler yapmış. Peygamber de aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki tırnaklarınızı kesin. Niye? İçerisinde diyor şeytanlar barınır. Bu yüzden aa bak gördün mü bağlantıyı? Vay be. Ben daha güzel bağlantı kurdum. Ya böyle saçma bağlantılar olabilir mi? Akıl var, mantık var. Burada öyle bir şey demiyor da ben şimdi kendim uydurdum bunu. Ama yaptıkları bağlantılar böyle. Ya kardeşim tırnak değil mi? Şeytan dediğine de mikrop zaten pislik yani. Dolayısıyla tırnaklarınızı kesin diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne var yani buradan buraya bağlantı kurmak. Böyle bağlantılar kuruyorlar. Benim kurduğum bağlantı daha mantıklı bununkinden. Şimdi bak burada daha enteresan şeyler söylüyor. Kurgarru ve Kalaturru emri yerine getirince İnanna tekrar dirilir fakat ölüler dünyası kanunları gereği orada ölen biri yerine birini bulup koymadıkça yeryüzüne asla geri dönemez. Fakat İnanna'nın bir şekilde geri dönmesi gerektiğinden onu diresten bu iki cin daha sonra yeryüzüne çıkarak onun yerine geçerek yeraltı dünyasına gelecek kurbanlar ararlar. Cinler Tanrı Şara'yı, Latarak'ı hatta İnanna'nın veziri Ninshubur'u bile alıp İnanna'nın yerine geçsin diye yeraltı dünyasına götürmek isteseler de İnanna tarafından kurtarılırlar. İnanna yeryüzüne dönmek için ölüler diyarından ayrılırken orada evleri olan ölülerin bölgeleri, Gulyabaniler ve Harpyalar da onun peşine takılır. Bu hayaletimsi ve korkunç orduyla sarılmış olarak Sümer'i kent kent dolaşır. İlgili tabletin bundan sonrası kırık olduğundan ne yazık ki okunamayan kısımları olsa da mit bununla sona ermediğinden öykünün birkaç adım sonraki süreci, devamı tabletlerin kalan okunabilen kısmından elde edilebiliyor. İnanna kendisine eşlik eden cinlerle birlikte kendi kenti Erek'e vardığında orada kocası Dumuzi'yi bulur.
inanmanın Çinlerin elinden kurtardığı üç tanrı, inanmanın önünde eğilerek ona saygılarını göstermişlerdi. Fakat tablette yazana göre, Humuzi inanmanın önünde eğilmeyince inanma öfkelenir ve cinlere kendinin yerine geçmesi için onu yeraltı dünyasına götürmelerini emreder. Bunları duyan Humuzi, güneş tanrı Utu'ya yakararak yardım dilenir. Bu efsanede dikkat edilmesi gereken büyük bir nokta var. İnanmanın yedi kapıdan geçerek yerin yedi kat altına, yani yedi kat cehenneme inişi. Kur'an'da Hicr suresi 43-44. Ayetlerde şöyle yazar. Kuşkusuz cehennem, o sana uyanların tamamının buluşma yeri olacaktır. Onun yedi kapısı var. Her kapıya da onlardan bir kısım ayrılmıştır. Humuzi ve inanma mitosundaki yedi kapı ve yedi katlı yeraltı dünyası ile Hicr suresindeki yedi kapının sadece bir rastlantı olduğunu düşünüyorsanız ilgili incelemeye Sümer yaratılış mitosu ile devam edelim. Kaç olmuş? 9 dakika 17 saniye. 9 dakika 17 saniyedir bir şeyler anlatıyorsun. Ve bu anlattıkların içerisinde sadece 7 rakamı İslam'da geçiyor. Tamam? 7 rakamı geçiyor İslam'da. Ha, cehennemin 7 kapısı var. Bir kere cehennem yerin altında değil zaten. İslam'a göre cehennem yerin altında değil. Ölüler diyarı diye bir şey yok. Ve sen buradan hareketle İslam'ın tüm bu anlatılardan etkilendiğini iddia ediyorsun. Ve böyle yapınca çok bilgili olduklarını falan zannediyorlar. İşin ilginç yanı bu zaten. Bak ben sana daha mantıklı olanını söyleyeyim. Yüce Allah peygamberlere aracılığıyla cehennemin 7 kapısından bahsetti. Daha sonra insanlar bu düşünceyi, bu fikri aldılar. Kendi kendilerine içlerine birçok şeyi katarak saçma sapan mitolojiler ürettiler. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelip bunun doğrusunu yine anlattı. Cehennemin de yerin altında olduğundan filan bahsetmedi. Çünkü böyle bir şey yok zaten İslam'da. Bak bu daha mantıklı, daha tutarlı, daha güzel. Başka bir açıdan bakarsak Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam zaten Sümerler'de metin okuma ihtimali yok. Yani sen öyle bir peygamber anlatıyorsun ki bütün dünyanın bilgisine hakimmiş. Sırf 7 kapı ifadesi geçiyor diye İslam'ın bu hikayeden etkilendiğini iddia etmek yani bilgisizliğin ötesinde bir cehalet gerektirir. Burada art niyet olması lazım artık. Kasıtlı bir şeyler yapıyorsun. Ancak bunu yaparken kendi kendini rezil ediyorsun. Bak benim tırnaklar konusundaki iddiam daha sağlamdı. Bence onu kullan. Daha güzel olur. Sümer tanrılarının isimlerinin yer aldığı bir tablette adı deniz yani su ile bağlantılı olan bir ideogramla yazılan tanrıca Nammu, göğü ve yeri doğuran ana olarak betimlenir. Öteki mitoslardan göğün ve yerin başlangıçta tabanı yer, tepesi gök olan bir dağı oluşturdukları anlaşılmaktadır. Gök tanrı An ile, yer ise tanrıca Ki ile kişiselleştirilmiş ve onların birleşiminden hava tanrı Enlil doğmuştur. Enlil de gök ile yeri birbirinden ayırarak dünyayı gök ile yerin birbirinden hava ile ayrıldığı bir varlık biçimine sokar. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar var. İlk olarak görüyoruz ki Sümer efsanelerinde de canlı hayatı su ile başlıyor, sudan yaratılıyor. Sümerleri istila eden Samiler ile bu efsanelerin Arap alt dil gruplarına ve çeşitli kültürlere geçtiğini başlarda belirtmiştim. Bakalım Kur'an'da bunların izine ne şekilde rastlıyoruz? Enbiya suresi 30. ayette inkar edenler gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı yazar? Görüldüğü gibi bu anlatım Sümer efsanesindeki yaratılış sürecinin net bir kopyasıdır. İşte neden Sümerlerden almış olsun ki? Belki Sümerler daha önceki peygamberlerden, vahiylerden aldı. Onu da öğrendikten sonra efsanevileştirdiler, hikayeleştirdiler. Daha cismani bir hale getirdiler. Daha görsele dönüştürdüler o hikayeleri. Daha sonra da böyle saçma sapan mitolojiler uydurdular. Böyle olamaz mı? Olabilir ki ratkan fefetaknahuma ifadesi. Hani gökle yer birleşikti, hepsi aynı andaydı. Tekillik diyorlar buna. Daha sonra patladı Big Bang. Bu da tabii bir iddia ama olma ihtimali güçlü bir iddia. İnsanların ulaştığı bilgi bu seviyede. Ve bu bilgi peygamberler aracılığıyla insanlara aktarıldı. İnsanların zaten böyle bir bilgiye ulaşması da imkansız. Bunu da yine Allah'ın öğretmesi lazım. Çünkü insanlar geriye dönüp de bunu kontrol edemiyorlardı. Bugün de biz bu konuda çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu insanlığın ulaştığı bilgiye bakarsak doğru bir bilgi. Yine su olmayınca hayat olmayacağı için sudan yaratıldığını düşünmesi de gayet normal. Yine onlara Allah'ın peygamberleri aracıyla bunu öğretmiş olması mümkün ve oradan almaları mümkün. Dolayısıyla bu tür bir benzerlik göstermesi gayet normal. Ki bu bilgiler dünyanın her yerinde var zaten. Bunun için de diyor ki Sümerlere gelip gittikleri için öğrenmişler. Yani bütün kültürün her şeyin merkezi Sümerlermiş. Her şeyden Sümerlerden gitmiş. Nereden biliyorsun? Belki Sümerler oradan geldi. Başka yerden geldi. Mesela Nuh tufanı meselesi 200'den fazla yerde anlatılıyor. Dünyanın birçok bölgesinde Nuh tufanı ile ilgili bilgiler var. Hepsine Sümerlerden mi gitmiş yani? Hayır. Öyle bir olay yaşanmıştır. İnsanlar bunu görmüşlerdir. Ve anlata anlata efsanevileştirmişlerdir. Böyle olamaz mı? Böyle de olabilir. Bir de böyle düşün. Bir detayı belirtmekte fayda var ki Sümer mitoslarındaki bu yaratıcı kadın yani tanrıça iken İslamiyet'teki yaratıcı her ne kadar cinsiyet atfedilmemiştense de bir erkek görünümündedir. Peki neden? Bu süreç neden ve nasıl gerçekleşti diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu önemli konuyu başka zaman ayrıca ele alacağım. Toprak ana diyorlar değil mi? Toprak doğurduğu için genelde işte tanrıyı da kadın gibi düşünüyorlar. Doğurgan olduğu için. Doğa diyoruz mesela değil mi? Doğa. Neden doğa diyoruz? Doğuruyor çünkü. Toprak ana diyoruz bakın dikkat ederseniz. Gökyüzünü daha çok eril isimlendiriyorlar.
toprağa daha çok dişil isimlendiriyorlar. Hatta kainat ismi, dünya ismi bile dişil Arapçada da. İslam'da ise Allah'ın bir cinsiyeti yok tabii ki. Meleklerin de bir cinsiyeti yok. Burada erillik, dişillik var. Dilde bir eril ifade kullanılıyor. Orada erkeklik kastedilmiyor yalnız. Neden? Çünkü eril ve dişilik 3 aşamalıdır. Birinci aşama biyolojik erillik, dişillik. İkinci aşama kültürel erillik, dişillik. Üçüncü aşama ise felsefi erillik, dişilliktir. Yani kavramsal. Biyolojik erillik, dişillik belli zaten. Erkek vücudu, kadın vücudu. Bir de kültürel erillik, dişillik vardır. Mesela derler ki kadın gibi saçını uzatma. Değil mi? O kültürde saç uzatmak kadınlara özel, kadınlara has bir durum. Dolayısıyla erkeğin saç uzatmasını kültürel olarak yakıştıramıyorlar. Veya kadınlar küpe takar, erkekler küpe takmaz. Anan gibi küpe takma diyor. Neden böyle diyor? Çünkü kültüründe erkeğin küpe takma olayı yok. Veya İskoçlar ne yapıyorlar? Kilt diye bir etek giyiyorlar. Biz etek diyoruz, onlar kilt diyorlar. Onların kültüründe erkek adam kilt giyer. Kültürel bir erillik, dişillik var. Veya bazı kadınlar çok sert davrandıkları zaman erkek gibi kadın diyorlar. Ne yaptılar burada? Erilliği kültürel bağlamda değerlendirdiler. Bir de felsefi var. Felsefi olan, yani kavramsal erillik, dişillik var. Orada da eril olanlar etken fail olanlar, dişil olanlar ise meful konumunda olanlar. Nitekim Cenab-ı Hak Allah Azze ve Celle etken olduğu için, yarattığı için eril ifadelerle anlatılıyor. Onun hakkında eril zamirler kullanılıyor. Dünya, kainat etkilenen olduğu için, yaratılan oldukları için onlar hakkında dişil ifadeler kullanılıyor. Bu dille alakalı bir durum. Yoksa erkeklikle, kadınlıkla alakalı bir durum değil. Bunun kademeli bir düşüncenin ürünü olduğunu, kavramsal olduğunu da anlaman lazım. Dil, bitişik olan yer ile göğü birbirinden ayırdıktan sonra gökler Ay Tanrı Nanna, Güneş Tanrı Utu ve diğer gezegenler ve yıldızlar tarafından aydınlatılır. Mesela bunu da çok söylüyorlar. İşte ay tanrısından gelmiş Allah'ın ismi falan. Oğlum Kur'an-ı Kerim'de ayın, güneşin, Allah'ın emriyle hareket ettiğini, onların bir tanrı olmadığını, melek olmadığını, onlarda bir yücelik olmadığını zaten ifade ediyor. İslam zaten bunlara kutsallık atfetmiyor. Bütün anlayışların aksine. Hani o döneme kadar herkes göklerden bir şeyler bekliyor. Sürekli göklerdeki nesneleri tanrılaştırıyor. Onların yağmur yağdırdığını, onların dünyaya etki ettiğini düşünüyor. İslam geliyor ve diyor ki hayır, bunların hiçbirisi etki etmez. Bunlar Allah'ın emriyle hareket ederler. Nitekim Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam evladı İbrahim vefat ettiğinde güneş tutulması oluyor. İslam mitolojilerden beslenmiş olsa alın der, bak işte evladım için güneş bile tutuldu. Bunun üzerinden bir sürü de kar elde edebilirdi. Konumunu güçlendirebilirdi. Bunu peygamberliğinin bir mucizesi olarak bile kullanabilirdi. Ama ne yaptı? Hayır dedi. Güneş ve ay Allah'ın kudretini gösteren alametlerdendir. Bunlar birer nesnedir. Ve hiç kimsenin doğumu ölümü sebebiyle tutulmazlar. Bunlardan dolayı hareket etmezler. Onlar Allah'ın kendilerine takdir etmiş olduğu sistem içerisinde hareket ediyorlar. Ve şemsu tecrili müstakarrillehe. Güneş kendisine takdir olunan o yolda ilerleyip duruyor. Bu bile, sadece bu olay bile İslamiyet'in mitolojilerden alınmadığının ispatıdır. Mitolojilerden alınıyorsaydı bak derdi, güneş tanrısı benim için tutuluyor. O bile bana hizmet ediyor. Hadi tanrı demesin, melek desin mesela. Güneşteki melekler bile hüsrandalar. Aydaki melekler bile hüsran içerisinde. Bak gezegenler bile benim için harekete geçti. Çünkü o güne kadar sürekli böyle bir anlatım var. Gezegenler hareket ediyor, dünyayı etkiliyor. Sürekli orada bir iletişim var. Ama İslam'da yok. Hadi bunu nasıl açıklayacaksın? Gibi ögeler, Enlil'in emirlerini yerine getiren daha küçük tanrılar ile yaratılmış olsa da bunların asıl yaratıcısı olarak Enlil'e inanıldı ve ibadet edildi. Babilonyalı bilgelik tanrısı Ea'nın önerisi doğrultusunda Enlil, tanrılara yiyecek ve giyecek sağlamaları için sığır tanrı Lahar ve tahıl tanrıça Aşnan olmak üzere iki küçük tanrı yaratır. Bu iki küçük tanrı sayesinde yeryüzünde büyük bolluk yaşanır. Ne var ki bu iki tanrı içip sarhoş olduktan sonra aralarında tartışmaya, kavga etmeye başlar, yaratılış görevlerini unutur ve yerine getirmezler. Böylece tanrılar ihtiyaç duyduğu şeyleri elde edemez olurlar. İşte tam da bu duruma çare olması amacıyla insan yaratılır. İlgili dizelere bakalım. O günlerde tanrıların yaratılış odasında, onların Dulkuk evinde Lahara ve Aşnan'a biçimleri verildi. Lahar ve Aşnan'ın yapılışında Dulkuk Anunnakis'i yediler ama doymadılar. Katkısız koyun sütlerini ve iyi şeyleri. Dulkuk Anunnakis'i içtiler ama kanmadılar. Katışıksız koyun sürülerinin sağlayacağı iyi şeyler hatırına insana nefes verildi. İnsanın yaratılışında ona nefes verildiğini söyleyen çok tanrılı Sümer Pagan dininden sonra bir de Kur'an'a bakalım. Hicr suresi 29. ayet. Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit siz de hemen onun için secdeye kapanın. Secde suresi 9. ayet. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş. Sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Görüldüğü üzere bu iki ayette de insanın Allah'ın ruhundan bir nefes olduğu yazar. Şimdi de evrenin düzenlenmesi mitosunda... Yani yine bak 5 dakikadır anlatıyorsun. Tek uyum sağlayan şey insanın yaratılması ve nefes. İyi de bu zaten her yerde var. Bütün anlatımlarda var zaten. O kadar şey anlatıyorsun, hiçbirisi yok. Orada bir kelime geçiyor diye Sümerlerden alınmış oluyor. Dolayısıyla yine mantıksız. Ya böyleyse o zaman mesela İslamiyet aslında
Hint destanlarından geliyor derim ben. Neden? Çünkü bak benimkiler daha tutarlı. Bak Ramayana, Hint destanı. İslamiyet buradan geliyor aslında. Bak neymiş? Şimdi burada bir sürü sayfa var, bir sürü metin var. Ama bir cümlesi İslamiyet'le uyum gösteriyor. Ne o cümle şu? Sana son öğüdümdür. Kimseye ne çok fazla düşmanlık ne de çok fazla sevgi besle. Çünkü her ikisi de hatadır. Her ikisinin ortasını bul dedi. Son sözleri bu oldu. Oracıkta gözleri kapandı. Bu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine benziyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o zaman Hintlerden almış İslam dinini. Vay be. Değil mi? Ya nasıl bir peygamber bütün dünyadan almış? Ya böyle bir mantık olabilir mi? Olamaz tabii ki. Buradaki mesele basit. Bir, ya insanlar bu hakikatleri peygamberlerden öğrendiler ve yazılara geçirdiler ve efsanelerin aralarına koydular. Dolayısıyla bu bir hakikat olarak bize de aktarıldı. Ya da insan tecrübesi yaşaya yaşaya zaten böyle bir bilgi elde edebilir. Der ki evet bir insanı çok seviyorsun o da problem oluyor. Çünkü aşırıya giden her şey tersine dönüşür. Çok sevgi nefrete dönüşür. Çok nefret daha sonra sevgiye dönüşür. Yani dikkatli olmak lazım, dengeli olmak lazım. Çok kızıyorsun, çok nefret ediyorsun o da problem. Dolayısıyla dengeli olmak lazım. Bunu peygamberlerden de öğrenirler. Kendileri yaşaya yaşaya da öğrenirler. Dolayısıyla bu anlatımla İslamiyet'teki bazı anlatımların ortaklık göstermesi gayet normal bir şey. Antik Sümer inanışında yazgıların tableti adı verilen nesnelere sıkça rastlanır. Bu tablet oldukça önem arz eder. Çünkü Tanrı'nın niteliklerinden biri de ona sahip olmaktır. İşte bu efsanede inanla, uygarlaştırıcı bir tanrı olma özelliği taşıyan Enki'nin sahip olduğu bu yazgı tabletlerini almak ister. Çünkü kendi kenti olan Erek'i onlar sayesinde geliştirmek, uygarlaştırmak istemektedir. Fakat bunun için önce Mi denen şeylere sahip olması gerekmektedir. Ki buradaki Mi, yazgı tabletlerine sahip olunduğunda kazanılan güçlerdir. Yazgı tabletleri ve dolayısıyla Mi'ler Enki'nin elindedir. Bu yüzden Tanrıça babası Enki'nin yanına gider, Enki de onun gelişi adına bir şölen düzenler. Fakat bu şölende inanla babasını sarhoş eder ve ondan Mi'leri yani tanrısal tüm kararları ve güçleri kendine vereceğine dair söz alır. Tanrıça babası Enki'den Mi'leri alarak göklerin tepesine yükleyerek kenti Erek'e doğru yelken açar. Babası Enki kendine geldiğinde Mi'lerin olmadığını fark eder ve habercisi İsimud'u göndererek kızından onları geri vermesini ister. Abi aynı İslam ya. Yemin ederim sanki Kur'an-ı Kerim okuyorum yani. Sanki böyle Riyas-ı Salihin okuyorum. Bak aynısı ya. Harfi harfine ha. Bu kadar olur yani benzerlik. Ya ciddiye alalım diyorum. Bunu bana birkaç arkadaş yazdı din ve mitoloji kanalı diye. Ya ben de dedim herhalde bilgili, donanımlı, düzgün bir şey anlatıyor. Arkadaş saçmalıyor. Başka hiçbir şey yok ortada ya. Ha, bu hikayelerin İslamiyet'le ne alakası var? Bir de yazmış Sümer mitolojisi ve İslam. Tabii ya ben şu an Buhari okuyorum yani resmen. Kur'an-ı Kerim okuyorum. Kehf suresini okuyorum yani. Allah. Bilmiyorum. İlginç bir seviyesizlikteyiz. Yani bundan çok çalışarak kurtulabiliriz ancak. İsimut bu emri tam 7 kez tekrarlar. Fakat inanmanın vezirinin çubuk tarafından engellenir. Bulduk işte be. 7 abi 7 işte. Bak gördün mü? 7. 7 sayısı. Bu 7 sayısı da hakikaten ilginç. Demek bütün mesele buymuş yani. 7 geçiyorsa abi tamam. Oradan alınmış yani İslam. Bitti. 8 bulamadık ama bir türlü. 8 nerede? 8. 8 de buluruz bir yerlerden. Sıkıntı yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane delik var insan suratına. Ben size daha mantıklı bir şey söyleyeyim. Mesela Fahrettin Razi'de de geçer bu. Elmalı Hamdi Yazır'da da geçer. Neden der cehennemin 7 kapısı var? Çünkü insanda 7 tane organ var. Bir eller, iki ayaklar, üç gözler, dört burun, beş dil, altı kulak, yedi cinsel organ. Bunların hepsi dışarıda. Bir de kalp vardır. Tabi İslam literatüründe kalp demek aslında insanın tamamını da anlatabiliyor. Bununla ilgili ayrı bir video çekeriz. Kalp ne demek? Şimdi yedi organ insanı cehenneme götürüyor. Çünkü harama bakıyor, haram yiyor, haramı kokluyor, haramı dinliyor, harama el uzatıyor, harama ayağıyla gidiyor. Cinsel organını haramda kullanıyor. Dolayısıyla bu onun cehennemi oluyor. Ama bir kapı daha var işte, kalp kapısı. Onu açarsa o artık onu cennete götürüyor. Yani 8. kapıyı açarsan kalp kapısını, bu organlar artık seni cennete götürüyorlar. O zaman helali tutuyor, helale bakıyor, helali dinliyor. Helal olanı tadıyor. Helal olanı kokluyor. Sadece helal olanla meşgul oluyor bu organlar ve bu organlar onu cennete götürüyor. Ama o kalp kapısını kapatırsa, imanı kapatırsa işte bu organlar onu cehenneme sürüklüyor. Bak sana aslında cehennemin 7 kapısı böyle anlatılır işte. Daha güzel değil mi? Gel buraya geçsen boş ver bu saçmalıkları. 7'yi bulduk diyor abi bulduk 7 falan diye seviniyorlar.
Yine aynı şeyi söyleyebiliriz. İnsanlara peygamberler 7 sayısı üzerinden bunları öğrettiler. İnsanları tuttular tuttular saçmaladılar. 7 kıta var mesela değil mi? Türkiye'de bile 7 bölge var. Yani 7 sayısı kesretten kinayedir genelde. Ve bu sayede Tanrıça uygarlığın nimetlerini kenti ereke yani Uruk'a getirir. 7 rakamı tekrar karşımıza çıktı. Peki neden 7 rakamı Sümerler'de bu kadar yaygın? Neden inanla yerin 2-3 kat değil de 7 kat altına iniyor? Ya da Enki neden emrini 4-5 kez değil de 7 kez tekrarlıyor? Bunun cevabı da sonraları detaylıca ele alacağım Sümer kozmolojisinde yatıyor olsa da kısaca bilgilendirmek istiyorum. Sümer dininde en güçlü ve önemli tanrılar karar veren 7 tanrıydı. Yani yönetimde 7 baş tanrı olduğundan 7 sayısı kutsal kabul edilirdi. Bu 7 tanrı ise o dönemde çıplak gözle görülebilen gezegen ve yıldızlar olan Venüs, Mars, Merkür, Jüpiter, Satürn, Güneş ve Ay'dı. Gezegenlerle kişiselleştirilmiş olan bu 7 ilahın her birine bir kat cennet atanmıştı ve bu katların değerli taşlardan yapıldığına inanılırken kat sayısının yüksekliğine göre taşın değerinin arttığı düşünülürdü. En üst cennet olan 7. kat en değerli taş olan Lulu'dan yapılmıştı. İnsanın yaratılışına Lahar ve Aşnan adlı tanrıların yaratılışı mitosu üzerinden değinmiştim. Sümer mitolojileri Babilonya'da bölgeyi fethetti. Peki bunların İslamiyet'le ne alakası var? İslamiyet'te o gezegenlerin cennet olduğu, o gezegenlerin tanrı olduğu falan mı anlatılıyor? Ne alakası var? Ya sadece 7 rakamı geçiyor bak. Sadece 7 rakamı geçiyor diye onun İslamiyet'le bağlantılı olduğunu düşünüyorsun. Gerçekten sorunlu. Teden yeni topluluğun kültürel yapısı ve kullandığı dil sebebiyle değişiklik gösterir. Buna rağmen insanın yaratılışı mitosunun Sümer ve Babil versiyonları arasında farklılıklar olsa da insanın yaratılış amacının toprağı sürmek, tanrılara hizmet etmek ve onların biçimlerini sağlamak olduğu konusunda büyük benzerlikler de bulunmaktadır. Gözden kaçırılmaması gereken nokta Sümer inancındaki insanın yaratılış sebebinin tanrılara hizmet oluşu ile Kur'an'da da karşılaşılmaktadır. Örneğin Zariyat suresi 56. ayette ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım ve Bakara suresinin 21. ayetinde ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin yazar. Bu detaydan sonra insanın yaratılışını konu alan Sümer mitosuna devam edelim. Yine aynı yere geliyoruz bak. Adem Aleyhisselam'dan bu yana Allahü Teala peygamberlerine bunu öğretiyor zaten. Peygamberler de insanları öğretiyor. Dolayısıyla bunlar da peygamberlerinden veya peygamberlerin öğrettiği insanlardan, peygamberlerin oluşturduğu ümmetlerden etkilenen kavimlerden, insanlardan öğrenmişlerdir. Ve bunu kendilerine uyarlamışlardır. Daha sonra yine Allah tarafından peygamberimize öğretildiği için bu hakikat zaten en baştan beri anlatılan bir hakikat. Buradaki mitolojiyle de benzerlik gösterebilir. Bu gayet normal bir şey. Sürekli zaten bu saçmalık üzerinden gidecek. Biz bir de Nuh tufanı ile ilgili bir mesele var. Ona da değinelim, bitirelim. Söz konusu Sümer tufan mitosu olduğunda burada da azımsanmayacak detaylar ve ipuçları bulmak mümkün. İnsanlığın Tanrı tarafından büyük bir tufan ile öldürüleceği mitosu dünyanın her köşesinde farklı isim ve ufak motif farklılıkları ile görülebilen bir efsanedir. Bunun da en temel nedeni Mezopotamya üzerine sürekli gerçekleşen akınlar ve buradan diğer bölgelere gerçekleşen göç veya akınlar. O kadar da öyle ufak tefek motifler falan değil. Hikaye baştan sona değişik. Tanrılar insanları yok etmek isterken diğer yandan insanları kurtarmak isteyen tanrı Enki'dir. Bir kere zaten bu hikayede tanrılar insanları yok etmeye çalışıyor. İslamiyet'te bunların nesi var? Tanrılar yok zaten. Ensofu kralı Ziyosudra'ya bir duvarın kıyısında dikilip beklemesini söyler. Çünkü ona tanrıların korkunç planından bahsedecek ve kurtulma yollarını anlatacaktır. Başlayan tufan tüm kült merkezlerinin altını üstüne getirir ve bu durum... Tabi İslamiyet'le aynı değil mi? Bak çok ufak bir şey fark var ya. Tanrılar konuşuyorlar, tartışıyorlar. O da duvara gidiyor, oradan dinliyor filan. İslamiyet'te bunun neresi var? Hikaye tamamıyla farklı. Şöyle anlatılır. 7 gün ve 7 gece sürdükten sonra tufan ülkenin altını üstüne getirdi. Ve büyük suların üzerindeki fırtınalar koca kayığı bir o yana bir bu yana salladı durdu. Göklere ve yere ışık saçan güneş tanrı Utu göründü. Ziyusudra koca kayığının bir penceresini açtı. Kahraman Utu ışınlarını dev kayığın içine getirdi. Kral Ziyusudra Utu'nun önünde yerlere kapandı. Tuh bak burada tutmadı. İslamiyet'te 7 gün 7 gece diye bir şey yok. Orada olmadı. Kur'an-ı Kerim'de yok, oradan alamamış. Yani bunu almamış bak ilginç bir şekilde. O sayıyı bulamamış herhalde, o yüzden demiyor bak. Aha diyor, burada 7 geçti, orada da 7 geçti demiyor şimdi. Kral Ziyusudra Anu'nun ve Enlil'in önünde yerlere kapandı. Anu ve Enlil iyi davrandılar Ziyusudra'ya. Ona bir tanrınınki gibi sonsuz yaşam verdiler. Bir tanrınınki gibi sonsuz soluk indirdiler onun için. Sonra Kral Ziyusudra'nın bitkiler dünyasının ve insanlığın soyunun adını sürdüren kişinin karşı taraftaki ülkede, Dilmun ülkesinde, güneşin doğduğu ülkede oturmasını sağladılar. Daha önce defalarca olduğu gibi Sümer dininin kutsal olan 7 rakamı bu efsanede 7 gün ve 7 gece ifadesiyle ortaya çıktığı gibi bir başka mitosta tekrar kendini gösterecektir. Örneğin Enki ile Nihursak mitosunda Nihursak çılgına dönerek Enki'ye korkunç bir lanet okur. Öyle ki tanrılar bile dehşete kapılırlar. Nihursak'ın bu büyük laneti üzerine Enki bedeninin 7 yerinden hastalığa yakalanır. Son olarak bir diğer ve İbrahimi dinlerde bariz şekilde yer almış oldukça önemli mitos temelde tarımcı yani çiftçi ile çoban arasındaki rekabeti anlatan Dumuzi ile Enkimdu mitosudur. Bu efsanede Babilonya adı Iştar olan inanla kendine bir koca seçecektir. Önünde iki seçenek vardır. Ya çoban tanrı Dumuzi yani Tammuz ya da çiftçi tanrı Enkimdu'yu seçecektir. Güneş tanrı Utu kız kardeşine Dumuzi ile evlenmesini söylese de inanla Enkimdu'yu istemektedir.
Dumuzi eş olarak onu seçmesi gerektiğini ve İnanna'ya Enkimdu'dan daha fazlasını sunabileceğini söylerken, diğer yandan Enkimdu, rakibi olan Dumuzi'ye İnanna'dan vazgeçmesi için hayvanlarına ot sağlamak, ona buğday ve fasulye vermek gibi türlü tekliflerde bulunur. İkili arasında sözlü yarışma devam eder ve İnanna sonunda eş olarak çoban tanrı Dumuzi'yi seçer. İşte bu mitos toplumdan topluma aktarılırken giderek değişir. Her kültürün efsanelerinde ve inanışlarında farklılaşarak yer alır. Öyle ki Yehova'nın çiftçi olan Kayın'ın ürünlerinden oluşan adakları reddetmesinin temelini oluşturduğu gibi Kur'an'da şu şekilde yer alır. Onlara Adem'in iki oğlu hakkındaki haberi gerçek olarak oku. Hani her biri birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Bak, bir hikaye kulaktan kulağa geçtikçe, yayıldıkça gerçekliğe yaklaşmaz. Tam tersine gerçeklikten uzaklaşır. Buradaki mesele şu. Adem Aleyhisselam'ın çocuklar arasında bir hadise gerçekleşiyor. Bu olay gerçekleştirdikten sonra insanlar bunu mitoloji haline getiriyorlar. Efsaneviyleştiriyorlar. Ya başkalarından aldılar, bu şekilde aktardılar. Ya da kendileri efsanevi hale getirdiler. Bunları mitoloji haline getirdiler. Ve abarta abarta anlattılar. Bu hikaye bu kadar mitolojiden geçtikten sonra İslam'a tekrar gelip daha insani, daha normal, daha gerçeğe yakın olmaz. Kulaktan kulağa yayıldıkça gerçeklikten uzaklaşır. Hani sadece şu mantık bile aslında dinlerin mitolojilerden değil, mitolojilerin dinlerden beslendiğini gösterir. Çünkü dini anlatımlar daha gerçeğe uygunken mitolojiler abarta abarta ve efsanevileştirerek anlatıyorlar. Bu asıl kulaktan kulağa dolma olduğunun göstergesi olur. Sen diyorsun ki mitolojide saçma sapan şeyler var. Kadın var, tanrılar var, kendini o tanrıya sunuyor olmuyor falan. Bir başka tanrıyı seçiyor. Yani orada efsanevi bir hikaye anlatıyorsun. Sonra İslam'ın bunu alıp gerçeğe yaklaştırdığından bahsediyorsun. Kulaktan kulağa geçerken daha insani olduğunu, daha doğal olduğunu, daha gerçekçi olduğunu anlatıyorsun. Bu bir kere insan fıtratına, insan doğasına, tarihi süreçlere aykırı zaten. Tam tersine. Adem Aleyhisselam bu oğullarıyla beraber bu olayı yaşıyorlar. İnsani bir hadise. Daha sonra insanlar bunu alıp efsaneveleştiriyor, mitleştiriyorlar. Mantıklı olanı budur zaten. Tüm bunlardan da açık ve net bir şekilde burada yine bir cehaletin ve art niyetin olduğunu görüyoruz. Ancak akıllı insanlar, düşünen insanlar, bilgiyle uğraşan insanlar bu tür tuzaklara düşmezler. Bu yüzden hep dediğim gibi Allah'a emanet olun, selametle kalın, ilimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.